Merhaba ben Tunç Şatıroğlu, yatırım için cazip hisseler videoma hoş geldiniz. Kısaca ne yaptığımızı anlatacağım. İlk kez izleyenler için bunu ben gerçi artık 4 yıldır yapıyorum. 4 yıla yakın oldu diyebilirim. Burada Equity RT programını kullanarak bir filtreleme yapıyoruz. Analistlerin al tavsiyesi vermiş oldu. Yani kurumsal analistlerin al tavsiyesi vermiş olduğu ve alt tavsiyelerinin en az yüzde 50 oranında olduğu hisselerin arasında bir filtre yapıyoruz. Yani temel analize göre zaten bunlar incelenmiş analistler tarafından beğenilmiş, en az yüzde 50 al tavsiyesi verilmiş diğerleri işte tut olabiliyor, sat olabiliyor verilmiş. Onların içerisinden biz seçiyoruz. Yani sadece bir belirli rasyolara göre yapılan bir filtreleme işi değildir. Bunu bir kere altını çizelim. Burada ucuz olanlarını bulmaya çalışıyoruz. Yani hem analistler beğenmiş hem de ucuz olanlarını bulmaya çalışıyoruz. Ucuz olanlarını bulmak demek bu ucuz olanları çıkacak demek değil. Ucuz olanlar ucuz kalmaya da devam edebilir. Şimdi siz bunu aldınız, daha önceki videoları izlediniz ve baktınız ki bugün listede yok. O zaman ne yapacaksınız? Hep sık sorulan soru bu. Şimdi eğer ucuz olmadığı için bu listede değilse yani fiyatı arttıysa artmaya da devam ediyorsa tutarsınız. Kafanızdan bir şey koyarsınız dersiniz ki ben bu işte yüzde üç beş neyse belli bir oranda düştükten sonra zirvesinden bunu satacağım. Tutmaya devam edersiniz. Mesela para kazandıran bir şeyin niçin satıyorsunuz yani? Yok ama bu analistler artık beğenmediği için bu listeden çıkmışsa analistler al tavsiyesi verse konjonktürel bir şey olabilir, şirket özelinde bir şey olabilir, o zaman satmalısınız. Yani benim aldığım hisse aldığımdan işte şöyle bir %30-40 üstüne çıktı. Artık bu listede yok. E tamam o zaman gittiği yere kadar tutmaya devam et. Hayır yok benim aldığım hisse o kadar çıkmadı. Üstelik şimdi gene de bu listede yok. Demek ki analistler beğenmiyor o zaman satacaksınız. Bu şekilde 15, 12, 15 arası hissede, hisseden oluşan bir portföy tutmanızı öneriyorum. Çünkü buradaki şu hisse ucuz kalmıştır, iyidir de derim ben. Ama o hisse para kazandırmayabilir hisse üzerinde bir şey olabilir, sıkıntı olabilir veya bir süre sizi bekletip öyle kazandırabilir. Mesela Coca-Cola çok beğeniyorum dedim. Uzun süre bekletti insanları ama sonuçta kazandırdı. Ve siz kazandırmadığı zamanlara bakıp işte Coca-Cola iyiydi dendi ama işte ben elimde tutuyorum ne yapayım diye. Kıvranmamanız için 12 hisselik minimum farklı sektörlerden bir portföy oluşturmanız lazım. Farklı sektörde mesela Ford Otosan varsa bir de Tofaş alma. İkisi de otomotiv. Bir tek bunun istisnası banka sektörü olabilir. İki banka alınabilir. Onu da söyleyelim. Ee, ve bankada olmasını öneriyorum muhakkak e, portföylerde. Şimdi iki tane burada liste paylaşıyorum. Bu paylaştığım listeleri Aşağıda açıklamalarda linki var. Kanal Kanalfinans.com'da bir sayfada yayınlıyorum. Oradan gidip bakabilirsiniz. Buradan biz okuyamıyoruz deniyor. Okuyamıyorsanız problem yok. Listeyi paylaşıyoruz. Oradan bakabilirsiniz. Ee, i̇ki liste paylaşıyoruz. Bir tanesi mali şirketler ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarına baktığımız liste. Orada piyasa değerine bakıyoruz. Diğer listemizde, burada görülden listemizde ileri FDFY oranına bakıyoruz. Yani şu anda 2023 yıl sonu için hesaplanan FDFV oranına göre yani tahmin edilen FDFV oranına göre ucuz olanlara bakıyoruz. İşte DOAŞ burada ilk sırada yer alıyor. FDFV ileri FDFV 2.86 çok düşük 8 analistin 4'ü de al vermiş. Güzel. Tüpraş o kadar beğenmiyorduk. Analistler çok beğenmiyordu. Halen de çok beğenmiyorlar. %60'ı sadece al diyor ama çok ucuz. Tüpraş de bunlardan bir tanesi. Anadolu Efes çok uzun süre çok beğeniyoruz dedik, anlattık. Ee, halen de öyle. 9 analistin yani kurumsal analistin 9'u da al veriyor. Anadolu Efes favori hisselerimizden. Koza Anadolu da çok ucuz. Ancak iki analiz takip ediyor. Biri al demiş, diğeri de sat demiş belki Koz Anadolu'yu değerlendirmezsiniz böyle bir durumda. Vestel, Vestel beyaz eşya var burada. Vestel beyaz eşya şöyle tekrar açayım. Güzel ileri fayda fayda 423 İleri FK 709 ama onu da iki analist takip ediyor. İkisi de al demiş. Türksel düşünülebilir. Güzel 470 ileri FDF var. Gayet güzel. 10 analistin onu da Türksel al diyor. O zaman portföylerde Türksel bulunmalı. Türk Hava Yolu o da güzel. 491 ileri FDF var. İleri FK 463 ucuz. 10 analistin 9'u al diyor. Biri tut diyor. Kardemir D var. Şu anda e, o da ucuzlardan ileri Fdefa 496 FKsı 3084 ileri FK'sı 1188 yani bir toparlanma olması bekleniyor Analistler Kardemir de tavsiye etmiş. yüzde 90 88.89 şok market e, Benim perakendeler içerisinde en beğendiğim İleri Fdefu ve 5.12 çok güzel ileri e, FK biraz yüksek. Perakendeler yüksek olabilir ama 5 beş analistin 5'i de al diyor. Şok marketi enerji ise 3 analistin ikisi al demiş. O da ucuzların içerisinde olan bir ise Mavi bunu da çok beğendiğimizi söyleriz. Çok çıkmış olabilir ama halen daha ucuz olduğunu görüyoruz. Eskisi kadar ucuz değil sadece. sadece. Altı hanesinin altı da biz de beğeniyor. Pegasus. Şimdi Türk Hava Yolu varken Pegasus'a gerek yok. Bunu analistler Türk Hava Yolu'ndan da daha fazla beğenmiyorlar. Ya, Türk Hava Yolu'ndan da ucuz değil. Kervan gıda. E, gıdalar içerisinde daha ucuz olan bir tanesi şu anda. Coca-Cola çünkü çıktı. Ama benim tercihim zaten Coca-Cola'dan yana olur. Zaten analistler de Coca-Cola'yı daha çok beğeniyor. Daha e, beğenilen şirket Coca-Cola her zaman gıda içecekte Coca-Cola. Yani tamam kervan gıda daha ucuz olabilir ama Coca-Cola da daha da ucuzdu. Yükselerek geldi. O yüzden Coca-Cola'dan vazgeçme. Yani bu grup iyidir. Anadolu Efes, Coca-Cola... Migros. Bunlar bakın iyi şeyler. E, yönetimini beğendiğimiz şirketler. E, Tofaş. Tofaş'ı da e, gördünüz. Tofaş e, otomotiv grubunda her zaman tavsiye ettiğimiz şey. Tofaş'tır. Analistler biraz daha fazla Ford Otosan öneriyor ama Tofaş tabii ki daha ucuz. Ben de Tofaş demeye devam ediyorum. Şişe Hep beğeniriz. Hep portföylerde bulunması gerekir. Migros demin söyledim. Şok market daha ucuz olabilir ee, ve de yani Migros da tercih edebilir. Şok markette tercih Belki diyebilirsiniz ki ben Anadolu Efes ve Şok market alıyorum. Ee, o zaman Migros almıyorum. Ee, ya da işte e, hani Anadolu Efes aldığım için de Anadolu Efes almıyorum. İşte Şok market yerine Migros alıyorum denebilir mesela burada. Tav Havalimanı. Evet o da ucuz ama gereksiz. Türk Hava Yolu varken niye Tav Hava Limanı alsın? Coca-Cola söyledik. Coca-Cola beğeniyoruz. Çıkmış olmasına rağmen beğeniyoruz. Koç Holding onu da beğeniyoruz. Akçansa'yı da beğeniyoruz. Ford Auto Türk e, Tofaş'a göre daha pahalı ve daha az beğeniyoruz. Medical Park artık eskisi kadar çok da ucuz değil. Ama artık FDF 9 yani artık sınırda bir e, hisse öyle söyleyelim. Enka da burada son listenin sonunda bulunuyor. Bunların ötesindeki şeylerin hepsinin ileri FDF ve yükü 10 on üzerinde, onun üzerinde. O zaman böyle çok da bir ucuzluk olmuyor. Yani yurtdışı benzerleriyle karşılaştırdığınız zaman da öyle çok bir ucuzluk olmuyor ki Türkiye'nin de bir risk primi vardır. Yani bir Türkiye risk primi diye bir şey var Türkiye'nin yani yabancı yatırımcı uzun zamandır tercih etmiyor. Çünkü daha ucuz olmasını tercih eder yabancı. Yani bu şeyler e, eskisi kadar ucuz değil. 2020'de, 2021'de hatta 22'de çok ucuz de diyebileceğimiz hisseler vardı. Türk Hava Yolu falan hakikaten çok ucuzdu o zamanlar. Şu anda ucuz ama o eskisi gibi çok ucuzluklar yok artık. Yani böyle sudan ucuz borsa İstanbul, çerez parası bilmem ne falan deniyorsa öyle bir şey yok. Yani yurt dışı benzerleriyle de karşılaştırıldığınızda öyle bir şey yok. Hakikaten bunlar yani ucuzlar. Yani şöyle bu listeye baktığınızda şu ileri FDF ve ben istediğim yani şu 7'nin altındakiler aslında gerçek anlamda ucuz. Yani şişe cam burada artık Sınır sınırdakiler sınırdakidir yani ben yani şecağam tam şişe cam, Migros bu ikisi sınır Coca Cola falan bile e, biraz daha artık böyle çok ucuzlar içerisinde değil Klasmanında değil bunlar e, bundan başka mali şirketlere de bakacağız demiştik e, şöyle. E, Cazipseler Mali, evet. Şöyle Cazipseler Mali'yi açıyoruz. Şimdi Cazipseler mali de şunu kapatalım. E, piyasa değeri, defter değerine bakıyoruz. Bakın Albaraka, burada defter değerinin altında bir e, mali kurum. Fakat ben bunu tavsiye etmiyorum. Çünkü analist alt tavsiyeleri yüzde %50 sadece. Yani biraz daha fazla olmasını isteriz. O yüzden tavsiyemiz, yani beğendiğimiz şey burada... Akbank'tır. Bakın Akbank yüzde O bile yani artık defter değerine gelmiş. Yani defter değerinde olması bir bankanın ucuzdur. Defter değerinin üzerinde olmasını bekliyoruz. Ama artık çok ucuz demek değil bu. Yani defter değerinin bunlar yüzde sindeydi, Yüzde kırk Öyle şeyler vardı eskiden. Şimdi artık böyle çok ucuz bedava falan değil bunlar. Ucuz sadece. Gayrimenkul yatırım otaklıklarına da burada bakıyoruz. Torunlar Burada beğeniyoruz. İleri FK'sı da düşük. Piyasa değeri defterleri de 1'e çok yakın. Analistlerin 4'ü de beğenmişler. Sabancı Holding. Holdingler içerisinde her zaman beğeniyoruz. Hem Akbank hem Sabancı Holding olmasın. Akbank aldıysanız Koç Holding alın. E, Sabancı Holding alacaksanız o zaman da mesela yapı kredi düşünebilirsiniz. 1.16 piyasa değeri defterleri Akbank'a göre daha az tavsiye ediliyor. Olabilir. Ee, ama gelir fekası falan da gayet düşük. Dolayısıyla Akbank ve Yapı Kredi burada beğendiğimiz bankalar. Başka banka burada beğenmiyoruz şu anda. Onu söyleyelim. TSKB de buraya gelmiş ama TSKB daha da çok beğeniliyor analistler tarafından. %86 tavsiyesi verilmiş. Yani Tamam banka çok iyi olabilir, çok iyi yönetiliyor olabilir ama e, bu hissedeki oynaklık çok fazladır. Yani ben alacak olsam banka, Akbank yapı kredi alırım otururum. Başka şeylerde maceraya girme. Tav Havalimanı ve Tekmen de buraya gelmişler. E, bunlar Tav Havalimanı'nı öbür tarafta zaten takip etmiştik. Tekfen de buraya gelmiş. Tekfen İleri FK'sı 4.25 piyasa değeri defterleri 1.4 analistler tarafından da beğeniliyor gayet güzel o zaman tek fende düşünülebilir bunların içerisinde yani size bunlardan 12-15 arası bir şey portföy oluşturmanızı öneriyorum ve alın durun bir bakalım çünkü benim beklentim bir şekilde Şubat ayından itibaren, Şubat veya Mart başından itibaren yabancı yatırımcının gelmeye başlayacağı ve e, seçim sonrası yükselişi satın almaya başlayacağı şeklindeydi. Ve burada da önce biraz daha düşüş görebiliriz. Fakat arkasından artık Moody's de belki not görünümünü pozitife çekebilir siyasi sebeplerden demiştim. E, Moody's beklediğimden daha çabuk not görünümünü pozitife çekti. Yani böyle bir şey yapmasını beklemiyordum ama siyasi sebeplerden olacağını da çok söylüyordum. Zaten arkasından da Gazi Meclis'ten İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylayacak bir karar çıktı. Bunun da öncesinde borsada yükseliş vardı, bunun, e, bunun öncesinde Moody's kararı açıklandı, not görünüm pozitife çekildi ve arkasından da bu karar geldi. Arkasından da Amerika'dan da F-16 satışına onay da geldi, Kanada'nın e, ambargoyu kaldırması haberi de geldi, pozitif haber akışıyla da borsa buralara kadar geldi. Beklentimden daha önce olmuştur. O zaman beklentim doğrultusunda yükselişin devam et, et yükseliş devam edebilir. Fakat o beklediğimiz düşüş olmadığı için belki e, bu ay içerisinde bir geri çekilme falan olabilir ama e, devamında yükselişin tekrar geleceğini ben düşünüyorum. Seçimlerden sonra belirsizlik ortadan kalktığı için her zaman bir yükseliş görülmüştür ama az olmuştur ama çok olmuştur. Bu sefer bunun yabancı tarafından da satın alınabileceğini düşündüğüm için bu listeyi sizlerle paylaştım. Herkese bol kazançlar.